Hendeyimizin değerli insanları, Kafkasların değerli yiğitleri, aziz kardeşlerim, en başta sayın büyükelçimiz, hepinizi yürekten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Canlarım benim. Canlarım. Sizler hem cansınız hem kahramansınız. Sizlerin karakteri Sevgi dolu, insan sevgisi dolu. Gönlünüz geniş. Bütün dünyayı kucaklayan gönlünüz var. Misafirperverliğinizle, insan sevginizle, vatan sevginizle şan yapmışsınız. O bakımdan büyük bir milletin evlatlarısınız. Hem Türk milletinin evladı olarak, hem Abbas milletinin evladı olarak büyük milletlerin evlatlarısınız. Ve en önemlisi biraz evvel Aylin Kum kardeşimizin de belirttiği gibi zorlukların içinden geliyorsunuz. Siz Kafkaslarda, dağda, taşta, bayırda siz hep doruklara tırmanmışsınız. Kahramanlığınızla, insan sevginizle hep doruklarda yaşamışsınız. Değerli kardeşlerim, onun için şimdi Türkiye'nin size ihtiyacı var. Türkiye zor bir döneme girdi. Ekonomisiyle onu hepimiz yaşıyoruz. Burada muhtarlarım da var. Hepiniz çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Ama görüyoruz Türkiye'de öyle bir sistem oluşturulmuş ki yani üreticinin karşısında bir harami gibi, bir haydut gibi üreticinin yolunu kesen bir sistem. Üreticiyi kenarlara süren, aşağılara bastıran çiftçiyi, hayvancıyı, işçiyi, sanayiciyi, esnafı, tüccarı, bütün üreten o sınıfları kenarlara iten bir sistem. O sistem aziz kardeşlerim 500 milyar dolar borca batırdı Türkiye'yi ve o sistem Türkiye'yi bölünme tehlikelerinin eşiğine getirdi. Ve o sistem bitiyor. O sistem bitiyor. Şimdi Türkiye üreten bir sistem kurmak, bir üretim devrimi onun eşiğine geldi. Ve bu tabi kolay değil. Kolay değil ama zorlukları yenecek bizim büyük bir insan birikimimiz var. O birikimin en önünde de siz Kafkas yiğitleri geliyorsunuz. Biraz evvel Aylin Kum arkadaşım da dikkati çekti. O İstiklal Savaşı'nda bizim içimizden çıkan insanlar, o Rauf Orbaylar, o Ali Fuat Paşalar hep bizlerin içinden çıkan insanlar İstiklal Savaşı'nın generalleri, komutanları, başbakanları, dışişleri bakanları. Yani biz bu bu vatan topraklarına kendimizi vermişiz, canımızı vermişiz. Hem Abbasiye için, hem Türkiye'miz için her şeyimizi ortaya koymuşuz. O bakımdan önümüzdeki zorluklarda bir model aranıyorsa, bir örnek aranıyorsa, bir insan aranıyorsa işte o insanlar sizlersiniz. Ve ben sizden bahsederken kendimi de biz diye ona katıyorum. Ben de aile olarak değerli kardeşlerim ee, Kuban e, nehrinin oradan 1780'lerde 18. yüzyılın sonlarında Türkiye'ye göç eden e, kardeşlerinizden biriyim aile olarak da. Onun için e, ben de sizlerden biri olarak bu vatanın evladıyım, bu milletin evladıyım ve Önümüzdeki üretim devriminin kahramanlarından biri olmak için kendimi adamış bulunuyorum. Hepimiz kahraman olacağız. Hepimiz. <laughs> Türkiye meselesine de geleceğim. Ama kısaca Aylin Kum arkadaşım o kadar güzel anlattı ki onun üzerine söz vurmak kolay değil. Ama şu var Karadeniz Akdeniz 1. Zaten Karadeniz'in suları Karadeniz verici. Karadeniz Akdeniz'e veriyor. Dikkat ederseniz sular Akdeniz'den Karadeniz'e doğru akmıyor. Karadeniz'den boğazlardan geçip Akdeniz'e akıyor. Demek ki Karadeniz verici. Karadeniz veriyor. Karadeniz Akdeniz'e su veriyor. Ta Fransa'sına, İtalya'sına, Libya'sına, Cezayir'ine, Fas'ına kadar Akdeniz'in suları Karadeniz'den geliyor. Bu Karadeniz'in vericiliği midir nedir? Sizler de öyle fedakar insanlarsınız. Hep her şeyinizi, gönlünüzü, elinizde olan her şeyi veren insanlarsınız. Ve Karadeniz'de Akdeniz arasında bir beraberlik var bugün. Karadeniz'deki tehditler, işte Ukrayna'da Amerika'nın Rusya'ya yönelik tehditleri, Karadeniz'in doğusunda Abazya'ya yönelik olan ee, yine Amerika merkezli tehditler. Ege kıyılarından Türkiye'ye yönelen tehditler. Yine Amerika'nın o Yunanistan kıyılarındaki kurduğu deda Dedağaç'tan başlıyor. Dedağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanuç, Neviç, Girit'in kuzeyi. O tehditlerin karşısında da biz Abbas kardeşlerimizle e, Türkiye'deki Türk milleti olarak hepimiz o namlulara göğsümüzü geriyoruz. Göğsümüzü bugün Amerikan namlularına ve onunla birlikte olan İsrail namlularına göğüs gelen kardeşleri hepimiz, canları hepimiz. Dolayısıyla bu Karadeniz'de Akdeniz arasında bir beraberlik var. Yani burada Ruslar, Abazlar, Rusya, Abazya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye bir Akdeniz ülkesi olarak, Irak'ı, İran'ı hepimizin bir ortak kaderi var. Karadenizlerin ve Akdenizlerin şimdi dünyanın geleceğine yönelik bir ortak kaderleri var. O kaderler bizi bir kere daha birleştiriyor. Bir kere daha omuz omuza oluyoruz. Onun için biz hem Abazya ziyaretimizde hem de Rus devletiyle yaptığımız görüşmelerde bir Karadeniz-Akdeniz dostluk ve barış planı geliştirdik. Hatta bu planı sayın büyükelçimiz İbrahim Bey de e, beraberdik. 2019 yılı sonunda Abazya Cumhuriyetini ziyaret ettiğimiz zaman e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Abazya'da kabul edildik ve Meclis'te çok esaslı görüşmeler yaptık. Meclis Başkanı ile birlikte buraya da getirdim. Bir e, bildiri imzaladık. Bütün dünyaya ilan ettik o bildiriyi. Vatan Partisi ve e, Ab Abazya Meclisi Dış İlişkiler e, Komisyonu olarak ortak bir bildiri çıkarttık. O de o Karadeniz Akdeniz dostluğunu ifade ettik ve bölgemizden bütün Amerikan üslerini temizlemeye o bildiride yemin ettik, andiştik ve Abazya'nın tanınması bütün dünya devletleri tarafından tanınması ve onun kardeşi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için beraber bir ortak çalışmaya başladık. Abbasya bizim Karadeniz'deki kalemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Akdeniz'deki kalemiz. Bu iki kalede aynı tehditlere karşı mücadele ediyor ve bu iki kalede birer devlet kurmuş ve devlet kurmak onların hakları, onların tanıtılması Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki mevzilerimizi kuvvetlendirmek, pekiştirmek, sağlamlaştırmak açısından tarihi önemdedir. Dolayısıyla o bildiriyi ilan ettik ve kolları sıvadık, çalışmalara başladık. O çalışmalara başladıktan sonra, aziz kardeşlerim, benim katıldığım, Vatan Partisi Genel Başkanı olarak tek başına çağrıldığım İran'ın İslam Uyanış Konferansı'nda Çin'de Çin Devleti'nin yaptığı bütün konferanslarda 2019 yılından bu yana her yıl yaptığı konuşma e, konferanslarda da baş konuşmacıydım. Sonra e, Arap ülkeleri Suudi Arabistan ve e, aynı zamanda Körfez Emirliklerinin düzenlediği North Africa Middle East e, China e, konu konferansında ve bir hafta evvel Moskova'da düzenlenen 70 devletin katıldığı konferansta da Batı Asya'nın birinci baş konuşmacısıydım. Bütün bu konferanslarda İran'dan Suudi Arabistan'a, Çin'den Rusya'ya kadar bütün bu konferanslarda yaptığım açıklamalarda en başa şunu koydum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Abazya Cumhuriyetleri tanınmalı. Bu insanlık borcu. Bu dünyanın bir borcu. Bu kahraman insanlara karşı, kavimlere karşı, bizim kalelerimize karşı bütün insanlığın bugün emperizme karşı başını dik tutan bütün insanlığın sorumluluğu, görevi ve borcudur. Hep bunları işledik. Ve bu konuda şunu da söyleyeyim. Sayın Büyükelçimizin de katılımlarıyla, çabalarıyla önemli mesafeler kazandık. Size şunu açıkça söylüyorum ve söz veriyorum. Yalnız Vatan Partisi iktidarı olduğu zaman değil, Türkiye'nin menfaati, Türkiye'nin geleceği, Abbasya'nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını gerektirdiği için göreceksiniz çok geçmeyecek önümüzdeki bir iki yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Abbasya Cumhuriyeti'ni tanıyacaktır. Onu hep beraber burada kutlayacağız. Onu hep beraber coşkuyla burada akordiyonlarımızı çalarak burada hep beraber kalkacağız o Kafkas oyunlarımızı kutlayarak hep beraber oynayacağız. Ondan sonra o günler uzak değildir, Aziz kardeşlerim. E, o günler bizim ellerimizdedir o günler. Bizim ellerimizdedir. Ve Türkiye'de maalesef bu Amerika'nın etkili olduğu, onun nüfuzundan etkisinden çıkamayan partilerle de görüşmeler yapıyoruz. Onları da imana getirmeye çalışıyoruz. O görüşmelerde de bazı yanlış fikirlerle karşılaşıyoruz. Bize diyorlar ki efendim Asya'yla bağlarımız bizim Gürcistan üzerinden. E Gürcistan Amerika'nın elinde. Sen nasıl Amerika'nın koridorlarından geçerek Asya'yla bağlarını kuracaksın diyoruz. Karşımızda hiçbir şey söyleyemiyorlar. Yani dolayısıyla bu Abazya'nın tanınması konusunda Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim geçmişten gelen sırtımızdaki o ağır yük o ağır gölge, o karanlık. Onunla mücadele ederek buradan çıkacağız. Tanınmasını sağlayacağız. Neye güveniyoruz? Türk milletine güveniyoruz ve onun bir parçası olan sizlere güveniyoruz. Ve aynı zamanda komşularımıza, Rusya devletine, İran devletine, başta Abazya devletine, Suriye'ye güveniyoruz. Dikkat ederseniz bu ülkelerde birleşmeye başladı. Suriye'nin kuzeyinde Rusya, Türkiye, Suriye, İran askeri kuvvetleri var ve orada birleşme yönünde gelişmeler var. O gelişmeler de bizim Kafkaslarımızı yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bölge çapında bir mücadele ilerliyor ve bu mücadeleden bölge ülkeleri hep birlikte zaferle çıkacağız, başarıyla çıkacağız değerli arkadaşlar. Onun için sizlerin buradan Rusya üzerinden falan o oralardan geçerek Oralardan ben de gittim, uzun yollardan değil. İşte Türkiye'nin limanlarından, Samsun'dan, Trabzon'dan gemilerimize bindiğimiz zaman hop, Abazya limanlarına buradan çıkacağız, kardeşlerimizle sarılacağız, kavuşacağız onlara, o Abazya'nın güzelliklerini hep beraber tanıyacağız, aramızdaki ticareti, alışverişi güçlendireceğiz Türkiye ile Abazya arasında ticaret için, turizm için ve aynı zamanda Abyazya'dan Rusya'ya ticaretin çok daha elverişli şartlarla yapılması için çok büyük imkanlar var. Bu imkanları da değerlendireceğiz ve o yollara çıkan eşkıyaları yani bizi kendi vatanımızdan, Abazya topraklarından, buralarda uzakta koparan, bizi uzun yollardan oralara gitmek zorunda bırakan bu koşullara karşı da mücadelenin büyük Sonuçlar alacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bakın görüyorsunuz Amerika her yerde yeniliyor. Amerika geriliyor. Amerika kendi içinde büyük savaşlara doğru gidiyor. O bakımdan koşullar elverişlidir. Bu koşullarda bölge ülkeleri birleşiyor. Rusya Amerika'ya karşı Ukrayna'da kahramanca savaşıyor. Sizler kahramanca Abazlarımız kahramanca savaşarak vatanlarını kurtardılar ve örnek oldular. Apaz kahramanlığı destanlar yazdı. Siz destan yazan bir haksınız. Hem Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yazdınız, hem de Abazya'nın Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yazdınız ve önümüzde yazılacak destanlarda da sizin adınız var. Siz varsınız. Siz varsınız değerli kardeşlerim. Ve Türkiye'nin zorluklardan çıkması önümüzde ekonomiyi biliyorsunuz. Size onu anlatacak değilim. Burada efendim göl yakadan diğer e, tarım alanlarından gelen muhtarlarımız, arkadaşlarımız da var. Gördüm. Ellerini sıktım. Çok mutlu oldum. Hasret gidermiş oldum. Ekonomiyi biliyorsunuz. Çiftçiliği biliyorsunuz. Karşılaştığı zorlukları biliyorsunuz. Bunların hepsi 1980 yılından sonra Türkiye'ye dayatılan batıdan dayatılan programın sonuçları. Yani o programın özeti şuydu. Türkiye'deki üretimi, üreticiyi kambur ilan ettiler. Çiftçiye destekleri kaldırdılar. Hayvancılığa destekleri kaldırdılar. Dışarıdan Türkiye'de yaptığımız, ürettiğimiz ara vesaire dışarıdan ucuz getiriyoruz diye getirdiler. Zonguldak Dağı'nın altında kömür yatıyor. Ta Güney Afrikalardan, Rusyalardan, Ukraynalardan kömür ithal ettiler. Efendim Bizim Bitlis'lerle görüşmeden geliyoruz şimdi İstanbul'da. Bitlis'in tütünü vardı. Marlboro getirdiler Türkiye'ye. Marlboro'yu dayattılar. Şeker üretiyorduk, pancar üretiyorduk. Dışarıdan şeker ithal ettiler ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Onun için değerli arkadaşlar, önümüzde bir program var. O programın felsefesinin başında şu yazıyor: Üretici baş tacıdır. Üretici baş tacı diyoruz. Üretenleri gözeten üretenleri koruyan, teşvik eden ekonomi politikalarıyla Türkiye buradan çıkacak. Bu politikaların toplamı bir üretim devrimidir. Bu sistem bitmiştir. Bu sistem hepimizi çok büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Ve bu sistemde işte soğan fiyatları konuşuluyor. Ev kiraları nerelere geldi bunlar konuşuluyor. Mazot konuşuluyor. Ama bunların hepsinin çözümü var değerli arkadaşlar. Yurt Diyorlar ki Türkiye'nin kaynağı yok. Türkiye'nin çok zengin kaynağı var. O kadar zengin ki düşünün. Bu ülkede yaratılmış olan beş kaynaklarla gitmişler Avrupa bankalarına, Amerika bankalarına o servetleri 500 milyar dolar yatırmışlar. Yani Türkiye'de bizim emeğimizde, alın terimizde üretilen kaynaklar Türkiye'de yatırılmıyor. Türkiye'de fabrika açılmıyor. Türkiye tarımına, hizmetlere yatırılmıyor. Ne yapılıyor? Götürülüyor. Batı bankalarına konuyor. Biz de ondan sonra bazı partilerimiz o Batı bankalarından, sistemin partileri, ya bize yüksek faizle e, bu paraları verin diye dileniyoruz. 500 milyar dolar Batı bankalarında Türkiye'de yaratılmış zenginlik var. Biz ne yapacağız? O 500 milyar doların sahiplerine diyeceğiz ki 3 ay size izin. 3 ay içinde o 500 milyar doları getireceksiniz. Türkiye bankalarına yatıracaksınız. Veya işte size plan. Türkiye'de bu yıkılan depremde o kentlerimizin imarına mı yatırırsınız? Gübre üretimine mi yatırırsınız? Enerji üretimine mi yatırırsınız? Efendim diğer ilaç üretimine mi yatırırsınız? Motorlu taşıt üretimine mi yatırırsınız? Bunlar saydığım hepsi Türkiye'nin dış ticaretindeki ağır yükler. Yani buralarda biz üretirsek dış ticaret açığımızı kapatacağız. Doların peşinde koşmaktan kurtulacağız. Yerli olarak üreteceğiz ve zenginleşeceğiz. Dolayısıyla o 500 milyar doların sahiplerinin paralarına el koymuyoruz ama diyoruz o Amerika'da oralarda Avrupa'da yatamaz o paralar buraya getireceksiniz. Devletin otoritesini kullanarak Aynı cumhuriyetin büyük yönetiminin yaptığı gibi Atatürk'ten esinlenerek o Rauf Orbaylardan, Ali Fuat e, Paşalardan esinlenerek o büyüklerimizden esinlenerek devletin gücüyle otoritesiyle o paralar getirilecek ve Türkiye'de yatırılacak. İkincisi bir örnek daha vereyim. Geçen yıl bankalar değerli kardeşlerim 433 milyar Türk lirası kar etti. Ondan evvelki yıl yani 2021 yılındaki banka karları 130 milyar civarında. Bankaların karları 4 kat artmış. 4 kat. 4 kat. Sizin gelirleriniz 4 kat arttı mı? Mazotun fiyatı 4 kat arttı. Banka kazançları 4 kat arttı. Ama halkın gelirleri daralıyor. O zaman ne yapacağız? O 433 milyar liradan yüzde 80 oranında Fransa'daki oran örneğin bu. Kurumlar vergisi alacağız. O kurumlar vergisinin toplamı 433 milyarın yüzde 80'i 350 milyar Türk lirası ediyor. İşte size kaynaklar. Yani bu ekonomik kaynak anlayışımızın temelinde şu yatıyor: havadan kazanılan paralar var. Sıcak para komisyoncularının elde ettiği paralar. Yani Türkiye'ye borç getiriliyor ya, oradan komisyon alıyorlar. Bankaların büyük faiz gelirleri, dolar borsa vurguncularının kaynakları. Havalarda kağıtlar, televizyonlarda görüyoruz, e, uçuşuyor ya dolara yatır, altına yatır, oraya yatır, buraya yatır. Bunlar da havadan kazanılan paralar. Sizin gibi tarlada, tapanda, fabrikada, iş yerinde, esnaf olarak, dükkanda çalışarak değil, efendim e, oradan al, al buraya yatır, havada para kazanılan paralar veya devletin İhale kayırmalarıyla kazanılan paralar bunlar havadan kazanılan havada kazanılan paralar. Bu havada kazanılan paraları Türkiye'nin yatırım sermayesine dönüştüreceğiz. Felsefemiz bu. Dışarıdaki 500 milyar doları getirirken de bankaların o 433 milyar e, Türk lirası karlarının yüzde 80'ini kurumlar vergisi alırken de felsefemiz bu. Bu kaynaklarla e, Türkiye'nin ekonomisi ayağa kaldırılır ve üretim desteklenir, fabrikalar açılır. Sizlere, çocuklarımıza, üniversiteyi bitiren, okullarını bitiren, meslek okullarını çocuklarımıza iş sahası açılır. Herkes Türkiye'de bir şey dağıtıyor. Hatta altın bile dağıtanlar var. Diyor ki herkese diyor bir tane altın vereceğim. Vatan Partisi ekonomik programının özü şu. Her vatandaşımıza bir altın bilezik dağıtacağız. Altın bilezik ne iş? Altın bilezik iş. Yani herkes iş güç sahibi olacak. Çalışmayan insanımız kalmayacak. Gençlerimiz işsiz yetiş bitirmeyecek üniversitelerimiz. Gençlerimiz iş sahibi olacak. Herkesin iş sahibi olması ne demek? Herkesin çalışması, üretmesi, ülkenin zenginleşmesi demek. Ve o iş sahaları açmak için, fabrika yapmak için, tarıma yatırmak için de kaynakları Biraz evvel size söyledim. Yani kaynak var ama o kaynakları doğru kullanacak, üretime yatıracak, insanlara iş sahası açacak ve herkese böylece birer altın bilezik dağıtacak. İş sahası demek, altın bilezik demek. Var ya bizim dilimizde, Türkçemizde, ya onun altın bileziği var. Ne anlıyoruz ondan? Ha, onun işi gücü var. Ha, onun işi gücü var. Hepimiz iş güç sahibi olacağız. Hepimiz üretimde kendi işimizi yapacağız ve böylece kendi ailemizin geçimini sağladığımız gibi aynı zamanda Türkiye'mizin zenginleşmesine çalışarak katkıda bulunacağız. Ekonomik anlayışımızın esası bu. Bunun dışında değerli arkadaşlar, size yapılan vaatler, şunu vereceğim, bunu vereceğim, Kayseri'ye deniz getireceğim, bilmem ne falan filan bunların hepsinin içi boş. Hepsinin içi boş. Hepsinin içi boş. Çünkü kaynak gösteremiyorlar kaynak göstermeleri için o büyük faizci büyük tefeci havadan para kazananlara dokunmaları lazım dokunamazlar dokunmaları mümkün değil bu her iki e, ittifak içinde geçerli yani cumhur ittifakı içinde millet ittifakı içinde o havadan para kazananlara dokunamazlar dokunamayacakları için bunların bir çözümü yok Türkiye'nin önünde bunların bir çözümü yok cesur olacağız arkadaşlar. Türkiye'nin çözümünün yolunu açacağız. Vatan Partisi'nin meclise girmesi Türkiye'nin ekonomik çözümlerinin yolunu açmaktır. Bu kolay bir şey değil. Biraz evvel değerli il başkanımız Aylin Kum arkadaşımız da değerli adayımız size belirtti. Bu kolay bir şey değil. Ama ben şimdi öyle insanlara hitap ediyorum ki onlar zaten hayatları, tarihleri, mücadeleleri zorluklarla mücadele içinde geçmiş. Dağlara tırmanan insanlara hitap ediyorum. Dağlara tırmanmaktan korkmayan insanlara hitap ediyorum. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var diyor ki dağlar varsa diyor onların üzerinden bir yol geçer. Eğer bir dağ varsa onun üzerinden geçen daima bir yol vardır. Zaten Kafkas milletlerinin hayatı o dağların üzerinden geçen yollarda yürümek. O yolları o dağları aşmak onun için dağları aşan insanlarla Türkiye önündeki sorunları çözecek, öncülerle çözecek, yol açanlarla çözecek. Sizlere yol açmayı teklif ediyorum. Sizlere öncü olmayı teklif ediyorum. Sizlere yüreklerinizdeki cesareti elinize almayı ve ortaya koymayı teklif ediyorum. Sizde zaten yüreğinizde o cesaret var. O kahramanlık sizin ananızdan, babanızdan geliyor. Tarihinizden geliyor. O zaman yüreklerimizi elimize alacağız arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde kolay çözümler yok. Yalan söylemek yok. Kolay çözüm yok. Bütün kolay çözümler yalan. Kolay çözüm yok. Ama Türkiye'nin önünde, ufkunda aydınlıklar var. Üreten Türkiye var, bereketli bir Türkiye var, kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye var ve elimizi Karadeniz'den kardeşimiz Abbaziye'ye uzatacağımız, onun elinden tutacağımız, onunla omuz omuza vereceğimiz bir Türkiye var. O zaman o Türkiye için sizleri çalışmaya davet ediyorum. Önce olmaya davet ediyorum. Karar vermeye davet ediyorum. Cesur olmaya davet ediyorum. Onların hepsi sizde var zaten arkadaşlar. Cesur olmak hepsi var sizde. Onun için sizlerin gözlerine bakıyorum, bakışlarına bakıyorum çok mutluyum. Çünkü güveneceğimiz bir milletimiz var. Türkiye'de güveneceğimiz insanlarımız var. Namuslu, dürüst, çalışkan, kararlı, cesur, erdemli insanlarımız var. Öyleyse önümüzdeki yollar açıktır. Türkiye'mizin ve Abazya'mızın gelecekleri aydınlıktır. Hepinizi bu duygularla, yürekten, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Aziz kardeşlerim benim.